Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda. Biz de ilk olarak kameralarımızı New York'a çevireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan'ın temaslarını Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi aktaracak. Saadet, kolay gelsin. Bugünkü notları senden alalım lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nde saatler 10'u geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları ise yerel buranın saatine göre saat 8'de, yani 2 saat önce sona erdi. En son Polonya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde. Ben Times Meydanı'ndayım şu anda. Neden Times Meydanı'ndayım onu da açıklamak istiyorum. Daha önceki haberlerde görmüştük Türkiye 100 yılının fotoğraflarının olduğu, videoların olduğu, TOG'un fotoğraflarının olduğu dev kamyonlar geçiyordu New York sokaklarında. Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda da yine Invest in Türkiye, yani Türkiye'ye yatırım yapın ve Türkiye 100 yılı videoları da dönüyor Times Meydanı'nda. Belki günde milyonlarca kişinin geçtiği bu meydanda herkes aslında Türkiye 100 yılı videolarını ve aynı zamanda Türkiye'ye yatırım yapın çağrılarını görebiliyorlar. Bu çağrı aslında çok önemli. Neden çok önemli? Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bugün iş insanlarıyla bir araya gelmiş. Yine döneceği gün 20 Eylül'de de iş insanlarıyla tekrar bir araya gelecek. Amerikalı iş insanlarıyla Türkiye'ye yapılacak yatırımlar konuşuldu masada. Yine dün bildiğimiz gibi Elon Musk'la da bir görüşmesi olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki bugün hangi programlar oldu, neler görüşüldü? İlk olarak saat 11'de başladığını söylemiştik. Bugün saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantısı vardı. Ardından Concordia zirvesine hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradaki genel konular neydi aslında? İslam düşmanlığı vardı genel konular arasında. Terörle mücadele vardı. Yine İslam düşmanlığından örnek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta New York'ta yapılan provokasyona değindi ve saflarımızı genişletmeliyiz dedi. Çünkü dünyada hızla yayıldığını söyledi. Yine bugünkü programlarda neler konuşuldu? Yatırım ve ekonomik anlamda önemli olduğunu söylemiştik Amerika ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2080 Amerikalı firmanın Türkiye'de olduğunu söyledi ve bu beklentinin arttığını da söyledi. Bu beklentiyi artması gerektiğini de söyledi aynı zamanda. Türk evinde liderlerle bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk evi temaslara, önemli toplantılara ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Kimlerle görüştü bugün? İlk olarak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir görüşmesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İkili ilişkiler görüşüldü, ekonomik ilişkiler görüşüldü, siyasi ilişkiler görüşüldü ve bunların yanı sıra yarın yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konular ve bölgesel, küresel gelişmelere dair de değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir'le işbirliğimizi her daim sürdüreceğiz dedi. Yine önemli görüşmelerden biri de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le olan görüşmeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gündemimizdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik dedi. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olduk dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Yine Türk evinde ikili ilişkiler görüşüldü. Bölgesel ilişkiler, gelişmeler görüşüldü diyebiliriz. Yarın neler var? Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 7. sırada konuşacak. Evet. Gündeminde neler olacak? Uluslararası barış olacak ve insani yardımlar olacak. Yine terörle mücadeleden bahsedeceğini biliyoruz. Kıbrıs sorunundan, Rusya-Ukrayna savaşından ve tahıl koridoru anlaşmasından söz edeceğini biliyoruz. Bu oldukça aslında önemli bir konuşma. Yarınki hitap konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine hitap konuşmasının ardından yarınki programında İtalya Başbakanı'nı ağırlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da yine Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşamında her Birleşmiş Milletler günü olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden ve eşi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen liderler ve eşlerine yemek düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Metropolitan Sanat Müzesi'nde olan yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'la şu an bir programı yok ama belki o masada bütün liderlerle birlikte bir görüşme, ayaküstü konuşma olur mu onu da bilmiyoruz şu anda. Yarınki görüşmeler böyle. Yani size göre aslında sizler yeni güne başladınız. Bugünkü görüşmeler böyle olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine 20 Eylül Çarşamba günü, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'tan ayrılacağı gün
yine görüşmeleri, temasları olacak. En önemlilerinden biri de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile olan görüşmesi ve iş insanlarıyla görüşmesi var. Tekrar hatırlatalım, Times Meydanı'nda 100 saniyede bir dev ekranlarda Türkiye Yüzyılı videoları dönüyor. Yine Invest in Türkiye çağrıları yapılıyor. Bu da yine iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapma konusunda bir çağrı olacak, bir çağrı olabilir diyebiliriz. Biz anbeyan gelişmeleri yarın da takip edeceğiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan ve sizlere aktarıyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım Amerika'dan. Saadet, bir sorum olacak şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını çok güzel bir şekilde aktardın, teşekkür ediyorum, ama bakanlar düzeyinde de görüşmeler sürüyor mu? Evet, bakanların da görüşmeleri oluyor. Dün aslında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın görüşmesi vardı. Yine bu ekonomik anlamda ilişkilerin de az önce sürdüğünü söylemiştim. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de iş insanlarıyla, hem Türk iş insanları hem Amerikalı iş insanlarıyla da görüşmeleri sürüyor burada. Görüşmeler bakanlar düzeyinde de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle, başbakanlarla, mevkidaşlarıyla görüşmeleri devam ederken bir yandan burada olan bakanların da mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürüyor ve sürecek de diyebiliriz aslında. Evet, Saadet Çelikçi New York'tan notlarını paylaştı. Çok teşekkür ederiz Saadet. Görüşmek üzere tekrar.